Bangladeş'te ayaklanan halk, Hindistan-İsrail yanlısı yönetime son verdi. Ankara ile derin bağları bulunan Bangladeş ordusu ise Hindistan sınırına roketsan füzeleriyle yığınak yaptı. Yeni bir savunma raporuyla birlikteyiz. Bangladeş'te yaşanan son gelişmeler, bölgedeki dengeleri alt üst etti. Hindistan-İsrail yanlısı yönetimi deviren Bangladeş halkı, ülkede yeni bir dönemin kapılarını araladı. Özellikle Hindistan'la uzun bir sınır hattına sahip olan Bangladeş, bu değişimle birlikte Türkiye ile olan savunma işbirliğini daha da derinleştirdi. Bangladeş'teki protestolar sonucu iktidardan düşen Şeyh Hasina, Hindistan'a kaçarken yerini Nobel ödüllü Profesör Muhammed Yunus'a bıraktı. Bu gelişmeler, Hindistan için tam anlamıyla felaket senaryosuna dönüşmüş durumda. Zira Dakka'nın hızla Pakistan eksenine kayacağı düşüncesi yeni Delhi yönetiminde büyük bir endişe oluşturmuş durumda. Bangladeş ordusu ise bu süreçte Hindistan sınırına yoğun bir askeri yığınak yapmaya başladı. Bu yığınak, Türkiye'nin savunma sanayi ürünleriyle donatılmış durumda. Özellikle Roketsan'ın ürettiği TRG-230 ve TRG-300 füze sistemleri, Bangladeş ordusunun en önemli silahlarından biri haline geldi. Bu sistemler, 20 ila 120 kilometre mesafedeki hedefleri hassas bir şekilde imha edebiliyor. Bangladeş, Türkiye'den sadece füze sistemleri almakla kalmadı, aynı zamanda Türk zırhlı araçları ve Bayraktar TB2 gibi silahlı insansız hava araçlarını da envanterine kattı. Bu, Hindistan için endişe verici bir durum. Zira Türk savunma sanayi ürünlerinin Hindistan çevresindeki ülkelerde yaygınlaşması, bölgedeki güç dengelerini değiştirebilir. Türkiye ve Bangladeş arasındaki savunma işbirliği sadece karada değil, denizde de derinleşiyor. Ankara, Bangladeş donanmasına MİLGEM projesi kapsamında İ sınıfı fırkateyn modeliyle katkı sağlamak istiyor. Ayrıca, Türk özel tersaneleri de Bangladeş'e çeşitli deniz araçları inşa etmek için anlaşmalar imzaladı. Örneğin Desan Tersanesi, Bangladeş'te 3 adet Türk tasarımı dalış destek botu inşa etti ve yeni gemiler için de sözleşmeler yapıldı. Bangladeş, devrim sonrası oluşan yeni yönetimle birlikte Türkiye ile olan ilişkilerini daha da güçlendirmeye kararlı görünüyor. Hindistan'ın çevresinde Türk sihaları ve füze sistemleri kullanan ülkelerin artması ise Yeni Delhi'nin endişelerini giderek artırıyor. Bu gelişmeler, Güney Asya'daki güç dengelerinin yeniden şekillendiğini gösteriyor. Sonuç olarak, Bangladeş'teki bu devrim ve Türkiye ile artan savunma işbirliği, bölgede uzun vadeli etkiler oluşturabilecek önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bangladeş'te ayaklanan halk, Hindistan-İsrail yanlısı yönetime son verdi. Ankara ile derin bağları bulunan Bangladeş ordusu ise Hindistan sınırına roketsan füzeleriyle yığınak yaptı.